Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet değerli izleyenlerimiz, kıymetli seyircilerimiz, bir hafta yorumuyla daha sizlerle birlikteyiz canlı yayında. 21 itibariyle bugün inşallah yaklaşık 1 saat zaman diliminde bu ekranlarda sizlerle birlikte olacağız. İnşallah 1 saat zaman diliminde bizden sakın ayrılmayın diyoruz. Ve hemen hatırlatalım. Bizden hemen sonra kıymetli izleyenler, kıymetli seyircilerimiz, Kur'an-ı Kerim yarışması var. Fatih Medreseleri ve FM TV bünyesinde hocalar arası gerçekleşen bu Kur'an-ı Kerim yarışmasında sakın ekranlarınızdan ayrılmayın. Gerçekten kıran kırana bir mücadele geçen hafta yaşandı. Çok güzel bir program Türkiye ile buluştu. Yaklaşık 3 milyon seyircimiz de bu yarışmayı sergiledik. Şimdi inşallah bizden hemen sonra da tekrar bunun İkinci etabı gerçekleşecek. Kıymetli izleyenler, birbirinden değerli 3 hocamız yarışacak ve aralarından biri inşallah yarı finale çıkacak. Sakın bu programı da tekrar hatırlatalım, inşallah kaçırmayın diyoruz. Evet kıymetli izleyenler, bugün de yine hafta içi gelişen önemli konuları, başlıkları sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Ve ardından tekrar dediğim gibi Kur'an-ı Kerim yarışmasıyla yayınlarımız devam edecek. Ve haftadan itibaren, haftaya cumartesiden itibaren inşallah ana haberle birlikte Abdurrahman Hoca olarak sizlere hizmet vereceğiz. Ana haberde, ana haber sunucusu olarak da programımız başlayacak. Haftanın yorumuyla tam 2 saat birleşecek bu program kıymetli izleyenler. Ve ardından tarih vaktiyle yayın bu şekilde devam edecek. Haftaya saat 7 itibariyle de inşallah sizlerle birlikte olacağız. Sakın bu programları da kaçırmayın diyoruz. Evet, bugünkü konularımız kıymetli izleyenler, tabii ki de hafta içi gelişen, biliyorsunuz, manşetleri ifade etmeye çalıştık. Perşembe günü tecavüz, çocuk istismarı oldukça şu an ülkemizin en önemli konularından bir tanesi. Bunu inşallah bugün masada, burada konuşacağız kıymetli izleyenler. Ve şunu ifade etmiştik. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki zinaya yaklaşmayın. Bakın, zinaya yapmayın değil. Zina günah, zina haram, tamam, ama zina yapmayın demiyor efendim Rabbimiz. Ne buyuruyor? Zinaya yaklaşmayın. Bu yasaların öyle ağırlaştırılması lazım ki bu insanlar bir daha zina yapmamalı değil, zinaya yaklaşmamalı diyorum kıymetli izleyenler. Ona göre bu ayet-i kerimeye yasalarımızın uygulanması lazım. Bu birinci konumuz. İkinci konumuz yine alkol. Bu hafta alkol yine dehşet saçtı kıymetli izleyenler. Bir taksici ekranlarınıza getireceğim birazdan. Ve alkollü bir insanın, bir vatandaşın halka, çevreye verdiği zararı hep birlikte şahit olacağız. Bakın insanımız ne kadar kendinden geçiyor ve ne kadar kendini kaybediyor. Evet, devam ediyorum. Afrin'le alakalı yine değerlendirmelerimiz olacak. Ve bu hafta yine skandallara imza atan İsrail askerini konuşacağız. Kıymetli izleyenler, İsrail askeri her hafta bir hainliğiyle meydana geliyor. Ve bu haftada şiddetini arttırarak, zalimliğini ve zulmünü arttırarak kıymetli izleyenler, bir genci tam 10 tane İsrail askeri döverek darp ile öldürdüler kıymetli izleyenler. Birazdan ekranlarınıza vereceğim veteriyi. Sizler de göreceksiniz. Bu korkaklıktan başka bir şey değildir. Bu hainlikten başka bir şey değildir kıymetli seyirciler. Bunu inşallah birazdan konuşacağız. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sivil hassasiyeti ve devamında gelen başlıkları da inşallah birazdan sizlerle paylaşacağız. Programımıza başlamadan evvel 60 saniyelik bir haber turumuz olacak. Ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız. Evet kıymetli izleyenler,
Hemen hatırlatalım. Bizlere mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0530 234 0488 sabit numaramızdan bizlere mesajlarınızı aktarabilirsiniz. Alkolle başlamak istiyorum. Kıymetli izleyenler, öncesinde bir VTR'miz olacak. Bu hafta yine İstanbul sokaklarında alkolün verdiği zararlar, ülkemize, halka, vatandaşa verdiği zararları şöyle bir hep birlikte izleyelim. Ardından tekrardan sizlerle birlikte olacağız. Olay dün akşam Kadıköy Şaşkın Bakkal'da meydana geldi. İddialara göre aşırı derecede alkollü olan ticari taksi şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Vatandaşların uyardığı sürücü önce direksiyon başında bekledi. Ardından vatandaşların ısrarı üzerine taksi şoförü aracından inerek aracın ön tarafını kontrol etmeye çalıştı. Bu sırada ayakta durmakta zorluk yaşayan sürücü vatandaşları da şaşkına çevirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin geldiği sırada alkollü sürücü tekrar direksiyon başına oturarak gitmek istedi. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken yaşanan o anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir aracın kaldırıma çarptığı görülüyor. Şoförün araçtan inerek ön kaportayı kontrol ettiği ve vatandaşların yardım için yanına geldiği görülüyor. Daha sonra sağlık ekiplerinin geldiği görülüyor. Devam ediyoruz sevgili seyirciler. Gördüğünüz gibi alkolün verdiği zararlar, çevreye verdiği zararlar. Peki bazı halkımız şunu söylüyor. Hocam ben kendimi kaybetmeyecek şekilde alkol alsam sakıncası var mı? Soru bu. Arkadaşlar Rabbimiz buyuruyor ki günahın büyüğü küçüğü var kabul. Ama haramın taviz verdiğimiz zaman haramda öyle bir şey var ki bunun büyüğünü de gerçekleştiririz. Biliyorsunuz. Bir hikaye anlatılır. İki tane melek dediler ki biz insanlardan üstünüz. İnsanlar biliyorsunuz yaratılış itibariyle meleklerden üstündüler kıymetli izleyenler. Çünkü Rabbimiz buyuruyor. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ Bu hafta yine geçen programda okuduk. Çok lazım oluyor bu ara niyeyse. Biz insanı diyor Rabbimiz en güzel biçimde yarattık. En güzel biçimde yaratılan bu insan kıymetli izleyenler isterse gerçekten meleklerden de üstün kılabilir kendini. İsterse ayet-i kerimenin devamında esfele safil diyor Rabbimiz. Esfele safile de yani alçakların en aşağısına da kendini çekebilir. Kendini oraya düşürebilir. O yüzden bu hikaye anlatılır. İki tane melek biliyorsunuz Harut ve Marut. Kur'an-ı Kerim'de Harut ve Marut diye 1. cüzün 6. sayfasında bu kıssayı okuyabilirsiniz. Bu iki meleğin hikayesi şöyle anlatılır. Bunlar biliyorsunuz imtihan olsun diye, insanlara ders olsun diye bu kıymetli izleyenler, bu iki melek yeryüzüne indiriliyor ve bunlara birer tane nefis veriliyor. Yani şu an insanlarda bulunan nefis özelliği biliyorsunuz. Nefsi terbiyeyle dünyaya gönderiliyoruz ve bu melekler de biliyorsunuz normal şartlarda ne şeytan vesvesesi var ne de nefis. Biz insanlar nefsimizi yenerek güzellik yaptığımız için, hayır sanat yaptığımız için onlardan daha kıymetli oluyoruz Rabbimiz katında. Kısa geçiyorum. Çok sohbetvari girmeyeceğim. Biraz işi siyasi boyutunu anlatmaya çalışacağım. Bu melekler kıymetli izleyenler, nefis verildiği zaman ilk günahı neyle oluyor biliyor musunuz? İlk günahı az bir şey şarap içmekle, o zaman alkol almakla diyelim, oluyor kıymetli izleyenler. Ve az bir şey alıyorlar. Diyorlar ki insanlar bunu içtikten sonra da tövbe ediyorlar. Biz de tövbe ederiz. Biz de bunu yenebiliriz diye. Ve işin ucunu tutamayınca fazla alkol alıyorlar kıymetli izleyenler. Ve bu alkol kaçınca da biliyorsunuz bu alkolü fazla kaçınca da sarhoş oluyorlar. Ve biliyorsunuz bir kadının ırzına geçiyorlar kıymetli izleyenler. Ve bu tecavüz olayından dolayı da diyorlar ki biz bu utançlı yaşayamayız. Biz bunu duyuramayız. Biz ne yaptık böyle diyerek o alkolün etkisiyle birlikte kadını da öldürüyorlar. Ve bu şekilde alkol ve kul hakkı, tecavüz ve katli yani öldürmek. Dört suçu da en büyük dört suçu da ve Mevla'ya da karşı gelme suçunu da bu şekilde işliyorlar. Yani bunun küçüğü büyüğü yok. Bir küçükken başladığımız zaman küçük deriz. Bugün az bardak deriz. Yarın bir bardak daha deriz. Bir bakmışsınız kendinizi kaybetmişsiniz ve
kontrol dışına çıkmışsınız. Ve alkol içen ailelerde biliyorsunuz aile dağınıklığı, aile huzursuzluğu, aile geçimsizliği had safhada kıymetli izleyenler. Çünkü niye? O an vermiş olduğu zararı, o an kırmış olduğu kalbin farkında olamıyor bu insanlar. O yüzden Mevla Teala inşallah bunu da muhafaza eylesin. Alkolle alakalı. Evet şimdi hemen izleyelim kıymetli izleyenler. Bakalım alkolle alakalı neler konuşuyor halkımız. Hemen onunla alakalı birkaç maddeyi sizlerle paylaşacağım. Diyanet'in bu seneki üzerinde duracağı konulardan bir tanesi de sigara, alkol, uyuşturucu, kumar, internet ve bilgisayar şeklinde sıralanmış kıymetli izleyenler. Diyanet'in bu seneki çalışması gerçekten çok güzel olur. Şu an gençliğimizin en çok ihtiyaç duyduğu konulardan bir tanesi de bunlar biliyorsunuz. Maalesef gençliğimizi kaybettik. Ve dün kıymetli izleyenler, dün hocamızın programında, Masum Hoca'nın soru programında öyle sorular geldi ki gerçekten hocamız da dahil olmak üzere bir dehşete düştük kıymetli izleyenler. Yani bu sorular nasıl gelir? Bunlar nasıl normalleşir? Artık bunları insanlar nasıl sorabilir? Ne kadar bu kolay bir hale geldi diye çok özür diliyorum. Çok ağır konular. Belki ağzıma alamayacağım. O soruları size soramayacağım. Ama gerçekten bizim bünyemizin, akıl mafsallarımızın almayacağı konular kıymetli izleyenler. Ve bunları halkımız şöyle soruyor. Hocam biz bu hataya düştük. Ne yapmalıyız diye soruyor kıymetli izleyenler. Gerçekten Mevla Teala muhafaza eylesin. Gençliğimize dizilerde, yabancı filmlerde, medya, vizyon dünyasında gerçekten çok ince mesajlar veriliyor. Gençliğimizin altına çok ince algılar yerleştiriliyor. Ve bu gençlere şu ifade ediliyor. Asla yenik düşmeyin. Asla baskılı büyümeyin. İçinizde ne varsa bütün tercihleri söyleyebilirsiniz. Ben şundan hoşlanıyorum. Ben bundan hoşlanıyorum. Ben şunu reddediyorum. Ben peygambere inanmıyorum. İnanmak istemiyorum. Bunu bir baskı olarak görmeyin kendinize. Bunu özgür iradeniz gibi bunu söyleyin diyorlar. Arkadaşlar bu normalleştirmektir. Bu işi normalleştirmektir. Kolaylaştırmaktır. Yarın bir gün genci karşınıza alıp oğlunuzu konuştuğunuz zaman oğlum şurada hata yapıyorsun diyemeyeceksiniz. Çünkü niye? Baba bunu herkes yapıyor. Baba artık bu normalleşti diyecek size kıymetli izleyenler. O yüzden bu hatalardan inşallah kaçınalım. Evet devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bir çocuk istismarı haberi daha. Annesinin emanet ettiği küçük çocuğa alkol komasına girene kadar içki içirdiler ve burada haberler haber diye bir sayfa. Kıymetli izleyenler onu da siz de izleyebilirsiniz. Antalya'da. 6 aylık mı diyorsun? Evet. Burada videosu da var. Videoyu açamadım tabii ama 6 aylık diyorlar arkadaşlar veya işte yaşı kaçsa bilmiyorum. Çocuğa alkol içiyorlar. İşte al sana en büyük çocuk istismarı. Ya bu ahlak nereden geliyor? Ve Sefa Yeni Bosna'da bir sohbet esnasında kıymetli izleyenler Masum hocamıza bir tane esnafımız geldi. Oradaki bir sohbet ehli insan geldi ve dedi ki hocam çok özür diliyorum dedi. Bu sohbetlere dedi namaz kılmaya dedi çok sonra başladım dedi. Alkol aldığım dönemlerde akşam evde eşimle diyor alkol içiyoruz. Çocuk diyor bir anda karşı odadan geldi o anki dalgınlıkla diyor geldi diyor. Masaya çıktı diyor. Aldı diyor. İçmeye kalktı diyor arkadaşlar. Bakın Yeni Bosna'da hiç unutmuyorum. 3-4 yıl evvel bunu bu olayı gözlerinin önünde gördüm ve yaşadım arkadaşlar yani. Hocam diyor koştu diyor masanın üstüne çıktı ve hemen alkol almaya çalıştı diyor. Yani içtiğimiz alkolü içmeye çalıştı çocuğumuz diyor evladımız. Arkadaşlar bu durumlara düşüyoruz. O yüzden Mevla Teala gerçekten bizleri muhafaza eylesin. İnşallah bunlara karşı da gerekli mücadele veya savaş diyorum ben buna. Uyuşturucuyla savaş diyorum ben buna. Her türlü inşallah sonuna kadar gidilir ve gerek emniyet güçlerimiz, gerek polisimiz, gerek halkımız buna gerekli hassasiyeti vermek zorunda. Keşke alkol ve uyuşturucudan çekindiğimiz kadar kul hakkı yemekten de çekinseydiniz demiş arkadaşlar. Gerçekten doğru. Kul hakkı da günümüzde büyük imtihanlardan bir tanesi. Evet. Alkol alarak demiş asla düzenli kilolara da sahip olamazsınız demiş ve sağlık olarak da bedeninizi her geçen gün zehirler demiş arkadaşlar. Evet. Yapılan araştırmaya göre kıymetli izleyenler bunamayı en çok sebep olan şeylerden bir tanesi de alkol olarak çıkmış. Bunu da sizlerle
paylaşıyorum. Bunayan insanların en çok etki yapan şeylerden bir tanesi. Sigara, alkol gibi bağımlılık yaptığı kesin olarak kanıtlanmış ürünlerin serbestçe bakkalla satıldığı ancak hekimin reçete ettiği apaçık psikiyatrik ilaçlara özel renkli reçete zorunluluğu vesaire demiş ama tam konu uzun. Ben kısaca şunu anladığımı söyleyeyim. Devletle alakalı da biliyorsunuz hükümetimiz ondan sonra alkol yasağıyla ilgili biliyorsunuz bir standart getirdi. Yani bu bir kısıtlama getirildi ve artık ondan sonra en azından alkole satış yasağı getirildi. Ve bunun gibi 18 yaş altı çocuklara satılmama kararı verildi biliyorsunuz. Bu gibi yasalar getiriliyor ama bunlar yeterli mi? Arkadaşlar biz şunu ifade edelim. Geçen bir bakanımız da bunu ifade etti. İdam getirmekle her şey çözülmeyecek. Gerçekten her şey çözülmeyecek. Doğru. Bu istismarı yapanlar gerçekten kanımızı donduracak suç işleyenler idam edilmeli mi? Gerçekten idam edilmeli. Mesela bu hafta 4,5 yaşındaki çocuğa tecavüz girişimine kalkan o adamın gerçekten çok ağır bir ceza ile yargılanması lazım. Bunu kabul ediyorum. Fakat halkımızı biz bu konuda bilinçlendirmezsek, zinaya giden yolları kapatmazsak, alkole giden yolları kapatmazsak, biz ne kadar ağır ceza getirirsek getirelim bu ülkeye, bu halka, bu millete, biz bunu engellemiş olmayız kıymetli izleyenler. O yüzden bu halkı da eğitmek lazım, insanlarımızı da eğitmek lazım. Ne gerekiyorsa, biri evleniyorsa ona evlilik danışmanlığı yapmak lazım. Onlara evliliği anlatmak lazım. Gençlerimize alkolün zararını, gençlerimizin gideceği teşvik ortamlarını kıymetli izleyenler. Yani bugün biliyorsunuz alkol içmeyen bir genç ayıplanıyor. Sigara içmiyorsa çok özür diliyorum ayıplanıyor. Daha başlamadın mı? Sen daha büyümedin mi? Diye bu şekilde arkadaş arası teşvik ediliyor bu insanlar, bu gençlerimiz. İşte bunları kesmemiz lazım, engellememiz lazım. Bunun için de çocuklarımızı ve gençlerimizi çekebileceğimiz cazip ortamlar kurmamız lazım. İnşallah kıymetli izleyenler. Daha sonra bunu programlarda da inşallah aksatmaya çalışacağım. Anlatmaya çalışacağım. Mevla Teala inşallah sizlerden tekrar razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Alkolle ilgili de konuşmamızı yaptık. Evet, nedir bu oranlar? Ülkemizin %60'ının alkol kullandığı tespit edilmiş arkadaşlar. Hayat her an çok kısa demiş. Evet. Düşmez dediğim bütün dostlarım demiş alkol belasına düştü ve onlar düşünce tek kaldım dayanamadım ve ben de maalesef düştüm demiş arkadaşlar. Bu da yapılan itiraflar alkolle ilgili. Evet, bizim kötü alışkanlıklarımız yok. Sadece demiş birbirimizi teşvik edemiyoruz. Ortamlarımız yok. Evet. Güzel çirkine evet muhabbette o mesajlar. Hemen bozmayalım konumuzu. Biraz espiritüel. Evet, bu konuyla alakalı inşallah gerekli bilgileri de sizlerle paylaşmaya çalıştık. Sizler de bizlere mesajlarla bizlere destek verebilirsiniz. 0530-234-0488 sabit numaramızdan bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Evet, kıymetli izleyenler, haftanın yorumu dedik. Haftayı değerlendirmeye çalışıyoruz. Ve bu hafta gerçekleşen konulardan bir tanesi de Afrin'le alakalı bir başlığı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu hafta Afrin'e asker seçiliyor ve Afrin'e gitmek isteyenler isimleri yazdırılsın dedi. TSK tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Genelkurmay işi takip etti. Ve inanır mısınız kıymetli izleyenler, bütün askerimiz, bütün özel birliklerimiz, özel kuvvetlerimiz kontenjanın 3 katına kadar isim yazdırmışlar. Kontenjan 1000 ise misal diyorum 3000 kişi buna isim yazdırmış ve dolayısıyla 1000 ihtiyaç var. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri bunu kurayla gönderme kararı aldı. Bunu kuraya çevirdi. Şimdi kurada ismi çıkan askerimiz, özel birliğimiz veya komandolarımız inşallah Afrin'e gidecekler. Bu da hafta içi gelişen en dikkat çekici haberlerden bir tanesiydi. Bana göre şimdi Afrin'le alakalı özel VTR'lerimiz olacak. VTR'lerimiz hazırsa girelim. Ardından kaldığımız yerden devam edelim. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 34. günde PGD-YPG denetimindeki stratejik öneme sahip Cinderes yakınlarındaki Tel Dilur, Mikdat ve Ali Racu köyleri, Racu beldesine bağlı Sarı Uşağı ve Rahmanlı köyleri ile Şeyh Hadid bölgesine bağlı Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan köyleri teröristlerden arındırılarak alındı.
Kilis'in karşısında bulunan Şeyh Huruz bölgesindeki terör hedefleri de Türk savaş uçaklarınca ateş altına alındı. Genelkurmay, operasyonun etkisiz hale getirilen terörist sayısının da 1829'a yükseldiğini açıkladı. Genelkurmay Başkanlığından Afrin'de PKK, KCK, PGD, YPG ve DAEŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan konvoyun vurulduğunu da bildirdi. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi Afrin'le alakalı mücadele devam ediyor. Sınır ötesinde sınırımızda askerimiz her geçen gün mücadelesini sürdürüyor kıymetli izleyenler. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Afrin'le alakalı biliyorsunuz kıymetli izleyenler, her geçen gün çember biraz daha daralıyor ve çember artık Afrin merkeze doğru daralıyor. İnşallah Mevla Teala oradaki kardeşlerimize yardım eylesin. Mevla Teala en güzel şekilde çok yara almadan o Afrin operasyonunu tamamlayıp tekrar askerimizin dönmesini bizlere, o günleri görmeyi bizlere nasip eylesin diyorum. Afrin, evet, Afrin'den son görüntüler. Arkadaşlar şu an bu muhabbet çok yapılıyor. Ben de bu espriyi gerçekten yapmak istiyorum. İşte dolar diyor 3.75, euro diyor işte 4.20. Sonra altının işte gramı şu kadar, YPG diyor 1700. Bu şekilde böyle bir espri yapılıyor. Gel o mesajları keşke inşallah daha sonraki programlarda haftaya hazırlayabilirsek, böyle çok espriler de var. Bunları gerçekten güzel, Allah sayılarını arttırsın demek geliyor bizlere. Bu şekilde gerçekten 1800'e yaklaşmış şu an ölen YPG sayısı kıymetli izleyenler. Evet, Afrin'e giren kahramanlar ordu evine nasıl giremiyor? Ordu evinin kapısında nöbet bekliyorlar ama içeri girip bir sıcak çay içemiyorlar. Bu çelişkiyi çözmemiz gerekmiyor mu demiş. Milliyetçi Hareket Partisi'nin resmi Twitter hesabından yapmış olduğu açıklama ve Afrin etiketine Şamil Tayyar'ın yazmış olduğu tweet. Tarihi bir cumaydı. Afrin sınırındaki İslahiye'de toplanan polis ve jandarma özel harekatla cuma namazını birlikte kılıp dua ettik. Kurban kestik ve kor generalin de valiye, vekilden erine, başkanından polisin ne kadar, herkesin için aynı duaydı. Herkesin ağzında Afrin duaları vardı. Gerçekten yüzlerce polisimiz arkadaşlar oraya geçici bir mescit, yani savaş alanı olduğu için geçici bir mescit inşa ediyorlar ve hasırlarla orada namazlarını kılıyorlar kıymetli izleyenler. Çok güzel görüntüler. İnşallah bütün askerimizde ve Afrin operasyonundan sonra da bu manzaraları Mevla Teala tüm yurtta görmeyi de bizlere nasip eylesin. Çünkü biliyorsunuz askerden, asker efendimizden ismini aldı kıymetli izleyenler. Muhammed Küçük Mehmet. Yani ne demek? Küçük Muhammed adı anlamına gelen Mehmetçik. Mehmetçiğin asıl gelmiş olduğu yol burasıdır. Yani Küçük Muhammed demek. Efendimizden buradan ismini alıyor ve buna Mehmetçik demişiz. Ve inşallah bu güzellikleri de ebediyen korumayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Çok güzel gelişmeler oluyor. Afrin operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristler ABD tarafından toparlanıyor ve cenaze töreni yapılıyor. Çok insancıllar ya. Ama hemen yanı başında binlerce masum çocuk katlediliyor. Ama onlara dönüp bakan yok. Ve bunun bir tane örneği de biliyorsunuz kıymetli izleyenler, Esed'in 4 gün içinde katletmiş olduğu 310 sivil masumun hayatından bahsediyoruz. Tam 310 tane çocuk 4 günde Esed'in zulmü altında hayatını kaybetti. Doğu Guta'da kıymetli izleyenler her geçen gün siviller ölüyor ve maalesef canlar parçalanıyor. Bu haberin de detayını birazdan izleyelim. Haberimiz hazır. Reterisini oynatabiliriz arkadaşlar. Tabii yaşıyor. Suriye'deki Beşar Esad rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesinde düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 58 sivil yaşamını yitirdi, 45 sivil yaralandı. Doğu Guta'daki A muhabirinin bildirdiğine göre Esed rejimi ve destekçileri sabah saatlerine itibaren Doğu Guta'daki sivil yerleşimlerinden Duma, Haresta, Hammuriye, Misraba, Merç, Sakba, Cisrin, Keferbatna, Ayn Terma, Şifoniye ve Betsava beldelerine hava ve kara saldırıları yaptı. Hayır! Hamad! Hayır!
Sivil savunma kaynaklarına göre Hammuriye beldesine gerçekleştirilen hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da olduğu 20 sivil yaşamını yitirdi. Rejimin Beit Sava beldesine düzenlediği varil bombalı ve kara saldırılarında 17 sivil hayatını kaybetti, 45 sivil yaralandı. Sakbaya hava ve kara saldırılarında 14, Cisrin'e hava saldırılarında 4, Kefer Batna'ya hava saldırısında 2, Zemelkaya kara saldırısında 1 sivil öldü. Sivil savunma ekiplerince kurtarılan yaralılar sağlık merkezlerinde tedavi altına alındı. Ölü sayısının artmasından endişe edilirken saldırılar aralıksız devam ediyor. Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Doğu Guta, Aslan Anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi geçen yıl Nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablugasını yoğunlaştırdı ve son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Doğu Guta'da bir katliam. Bununla alakalı da gerçekten çok yardım çağrısı var Doğu Guta'ya ama orada başka bir sorun var. Yardımların da içeriye girmediği söyleniyor. Mevla inşallah oradaki kardeşlerimizi de yardımcıları olsun. Sivil konusunda da gerçekten en çok hassasiyet gösteren kıymetli izleyenler yine her ne kadar ülkemizi suçlasalardı, her ne kadar ülkemizi bombardıman yapsalar da bu konuda kıymetli izleyenler, yine Cumhurbaşkanımız kadar sivil hassasiyetine sahip çıkan yok. Şimdi ekranlarınıza bir konuşma getireceğim ve Cumhurbaşkanımızın sivillerle alakalı, sivilleri muhafaza ediyoruz açıklaması var. Onu inşallah sizlerle paylaşacağız. Eğer haberimiz hazırsa onu da öğretelim arkadaşlar. Bugün 35. gününe giren AK Parti Genel Merkezi'nde genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 seçimlerine ilişkin bilgi verdi. Erdoğan devamında kahraman Mehmet'imiz adım adım Afrin'e doğru ilerliyor dedi. Bugün 35. gününe giren Zeytin Dalı Harekatı bu hamlelerden biridir. Kahraman askerlerimiz, Mehmet'imiz büyük bir fedakarlık ve cesaretle bölücü terör örgütünün Türkiye'ye karşı saldırıları için özenle hazırladığı tahkimatları teröristlerin başına geçirerek adım adım Afrin'e doğru ilerliyor. Hamdolsun bu sabah itibariyle 1873 teröristi etkisiz hale getirerek 415 kilometre kare civarında bir alanı kontrol altına almış bulunuyor. Ve yine 1000 köy şu anda bu teröristlerden arındırılmış durumda. Derdimiz nedir? Derdimiz 3,5 milyon ülkemizde o bölgenin, o bölgelerin insanı var. Ve onları bir an önce kendi topraklarına, kendi evlerine nasıl döndürebiliriz? Bunun hesabı içerisindeyiz. Ve bu hesabın yanında birçok hesapları da yapmıyor değiliz. Onları da yapıyoruz. Çünkü bütün bu sürecin stratejisi vardır, taktikleri vardır, yol haritası vardır. Ve bu yol haritasını da bizim yavaş yavaş uygulamaya koymamız gerekir. Bölgedeki hakim tepeler şu anda büyük ölçüde askerlerimiz tarafından teröristlerden temizlendiği için harekatın bundan sonraki kısmının inşallah daha hızlı ilerlemesini bekliyoruz. Afrin şehir merkezini bir an önce kuşatıp teröristlerin dışarıyla temasını kestikten sonra yeni bir stratejiyle harekatı sürdüreceğiz. Bölgede meskun Arap, Kürt, Türkmen nüfus Türkiye'nin sağladığı huzur ve güven ortamından fevkalade memnundur. Ülkemizin varlığı sadece teröristleri
ve terörist sevicileri rahatsız ediyor. Erdoğan, Afrin kısa zamanda terörden temizlenecek, Afrinliler de evlerine dönecek dedi. İnşallah en kısa sürede Afrin bölgesini teröristlerden temizleyerek ülkemizdeki yüz binlerce bölge sakininin kendi yurtlarına dönebilmesine imkan sağlayacağız. Kardeşlerim, tabii bu süreçte bizi en çok üzen, müttefikimiz olarak gördüğümüz siyasi ve askeri alanda çok derin ilişkilerimizin bulunduğu kimi ülkelerin sergilediği riyakarlık, hatta ciddiyetsizliktir. İşte dün bu ülkelerden birinin güya Savunma Bakanlığı sözcüsü çıkıyor, yüzü kızarmadan, utanmadan, sıkılmadan Afrin'de sivillerin öldüğünü, insanların şiddet yüzünden evine dönemediğini söyleyebiliyor. Ve vicdansız, ve ahlaksız. Doğu Guta'da her gün yüzlerce çocuğun, kadının, yaşlının, sivilin alçakça katledilmesinden en küçük bir rahatsızlık duymuyorsun. Burada teröristlere karşı verilen bu mücadeleden rahatsızlık duyuyor ve yalan yanlış haberler yayıyorsunuz. Bugüne kadar tek bir sivilin dahi zarar görmemesine dikkat eden bizim ordumuz bundan dolayı bu süre zaten ne yapıyor? Uzuyor. Eğer biz sivil, terörist ayırt etmeseydik çoktan zaten Afrin bitmişti. Çoktan bitmişti. Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek senin Afrin diye bir derdin yok ancak onlarla işbirliğin var dedi. Biz Kemal Efendi'nin ağzıyla da hareket etmeyiz ha. Yani Afrin'e girmeyi doğru bulmuyormuş. Senin zaten nereye girmeyi doğru bulduğunu bu millet anlamadı ki. Öyle bir derdin yok ki. Ne Gabar'la ilgili bir derdin var, ne Cudi ile ilgili bir derdin var, ne Tendürek'le ilgili bir derdin var, ne Kandil'le ilgili bir derdin var. Onlarla sadece işbirliğin var, başka bir şeyin yok. Onun için biz Afrin'in böyle takdim edilmesini şiddetle kınıyoruz. Bunu söyleyenler iddialarını ispatla mükelleftir. Kendilerini önce silahlandırdıkları, eğittikleri, oluk oluk para akıttıkları teröristlerin katlettiği, evlerini başlarına yıktığı, topraklarından sürdüğü, evlatlarını zorla ellerinden aldığı sivillere sahip çıkmaya davet ediyoruz. Evet, Mevla Teala muhafaza eylesin. Kıymetli izleyenler, sivil kadar, sivillere önem gösterilen kadar Türkiye'de verilen değer hiçbir yerde yok. Gerçekten Doğu Guta'da yüz binlerce sivil çocuk masum hayatını kaybetti. Ama dönüp bakan var mı? Yok. Ama sahip çıkan var mı? Yok. Ama biz yapmadığımız halde küçük bir masum çocuğun bir fotoğrafını yakalayarak, yok Suriye'den, Halep'ten bir fotoğrafını yakalayarak Türkiye'miş gibi muamele yapılıyor ve bunu dünyaya reklam ediyorlar. Ya 300 tane Suriye'de insan öldü, çocuk feryadı var. Onlara niye sahip çıkmıyorsun? Birleşmiş Milletler nerede? Amerika bunu neresinde arkadaşlar? Ve tabii ki de Avrupa Birliği. Gözünü yumuyorsun. Türkiye'ye geldin mi parlamentonda dahi konu haline getiriyorsun. Meclisinde konuşuyorsun. Cumhurbaşkanımıza sivil katili diyorsun. Konuşsana Esed hakkında. Suriye hakkında insanlarımız feryat ediyor ve mahcup olmuyor musunuz bize karşı? Evet, buraları gerçekten güzel anlamak lazım. Buna da alakalı etiket vardı ama daha sonraki programlarda inşallah tekrar sizlerle paylaşırız. Kıymetli izleyenler, bizlerle olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Hepinize tekrar hayırlı geceler diliyorum. Mevla Teala sizlerden razı olsun. Haftaya dediğim gibi saat 7'de, akşam 7'de yani 19 itibariyle ana haberle inşallah sizlerle birlikte olacağız. Tam 2 saat canlı yayında sizlerle olacağız. Bizden hemen sonra
Kur'an-ı Kerim yarışması var. Onu da sakın kaçırmayın diyoruz ve sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a emanet olun. Bizi izlemeye devam edin.